Başlatıyorum. Bu deneme dosyasını bir decompile yapacağız aplikatör ile. Tamam. Bu daha temiz çıktı az öncekine göre. Evet. Şunu da sileyim. Ha, Silmeseydin şunu keşke. Onu daha ciddi şeyden misin? geçireceğiz. Şeyde var ya. Aa. Evet. Dextujar. Dur hemen şuradan Trash'ten alayım. Neredeydi o? İki tane, üç tane deneme var. Bak, DD'nin altında. Evet. En iyisi şeyi deneme. Neyse. Aynen. Ben yine gideyim oraya halim gelip. Tamam, şunu hemen alayım. Şöyle deneme şeklinde getirdim. Tamamdır. Deneme şeyimizin içine girelim. Görelim. Şimdi öncelikle şu Android manifest izlemi inceleyelim. Evet, burada daha iyiymiş. Bunda da boş abi. Abi, var bugün üzerimizde bir şey bak ben sana söyleyeyim. Buna bu Yani hiçbir yetki yok. bunda da bir şey yok. Evet. Şu SMS result var. Aynen bir kay Trash. resim SMS alıcı. Aynen. SMS alabiliyor. Bir de bu Android'de mesela SMS alma iznini zaten verdiği zaman SMS gönderme, SMS okuma izlerini de otomatik olarak elde etmiş oluyor, değil mi? O konuda bir bilgim yok. Ya çünkü geçen öyle bir şey okudum. Gerçi Aa, burada varmış. aşağıdaymış bununki. Ha, tamam. Aşağıdaymış. Tamam. Şu internet kısmı, internet erişimi zaten. Evet. Bu SMS alma, SMS okuma, wake lock, kilit ekran kilidi kapamaydı galiba ya da ekran kilidini iptal etme miydi? Tam hatırlamıyorum. Bakalım. Neymiş? Wake lock. Wake nerede? Wake görmüştüm ben bunu ya sanki. Onda bu videoyu izleyen güzel kardeşlerimiz araştırsın. Biz devam edelim. Evet, ama ekran galiba ekran kilidi ile Aynen. ilgili bir şeydi. Aynen. Read External Storage. Buna bakmıştık zaten bu şeyi. SD kart ya da harici depolama birimlerinde yazma ve okuma şeyi yetkisi alıyor. Read font state, galiba şeydi. Kayıtlı olacaktı. Evet. Kayıtları okuyabiliyordu değil mi? Telefonunda kayıtlı olan kişileri Tamam, bu da okuyor. ekleme çıkarma yapabiliyor, yazma. Ha, pardon, yanlış gösterdim. SMS gönderme, send SMS. Resolve bots completed. Bu neydi? Bunun hakkında bir bilgim yok galiba. Senin varsa. Benim de yok. Devam edelim. Ama araştırırız hani yazılıp internette. Aynen. Bu rehberi okumaydı galiba. Aynen o da bir iletişimle yine okuma. Kişisel Aynen. iletişim adresi yani ki senin telefona bu benim işte telefonum falan diye şey yaptığımız verileri Ha, okuyor. şey. Galiba bu şeydi ya. Şey verilerini okuyordu. Telefonda oluşturduğun akauntlar mı şey yapıyordu? Yok. Yanlış mı hatırlıyorum? Her Mesela neyse. Google'a kaydolurken numaram falan diye yazıyoruz ya. Ha, evet. Onlar yani telefon hakkındaki iletişim adresleri diyelim. Bu access find location bu GPS verisini kullanarak tam konumumuza erişiyor. Bir de bunun şeyi vardı galiba, mock location vardı. Bu mock location'ı bilmiyorum galiba. Mock location farklı bir şeydi ama bunu da Edelim. bakabilirler. Hı. Flipkart'ta şey oluyordu. Arka tarafta görev yöneticisiydi. Diğer Access Network State'de şey oluyor.
Mesela sen Wi-Fi şifren var ya, telefonunda sen göremiyorsun ama bu aplikasyon kendi içinde onu görebiliyor. Yani o network bilgilerine hangi ağa bağlısın, hangi şifrelerin kayıtlı onlara erişebiliyordu. Tamam. Bu şeyden buna elde edebiliyoruz. Android XML dosyasından bu ve benzeri bilgilerini erişebiliyoruz. Şeye geçelim. Kapatıyorum. Tamam. Statik analize geçelim. Statik demişim. Kaynak Tamam. kodlarına erişmeye çalışalım. Kaynak kodlarını erişmeye çalışacağım. Onun için şeyi kullanacağız. Next Önce to aynen. Direkt şu deneme dosyasını yapacaktık. Bu D2C aynen burada çıktı zaten. bu şey güzelmiş ya. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. Buraya zaten jar dosyası geldi. Tamam. Şeyde GUI'yi açıyorum. Tamamdır. Şöyle açsam tamam. Şöyle gidelim. Open file. Şimdi buradan search kısmında belirli stiklerin aramasını yapacaktık. Evet. Şunların hepsini işaretliyorum. Hepsini Mesela işaretlersek daha çok veriye ulaşmış oluruz. aynen. Tekrar. Mesela ne aratalım? Aynen. Anlamadım. Ne araştıralım? Yani buradan öncelikle soket yapısını mı şey yapalım? Sen bilirsin. Soket diye aratalım. Şimdi şuradaki açılanlara bakalım. Evet, burayı nasıl yorumlarız? Burada bir internet bağlantısı yaptığını görebiliyoruz. Yani hem Yani TCP açıkça bağlantısı, belli, evet. aynen, hem UDP bağlantısı da yapıyormuş. Şurada. Aynen. Remote Access Control şeyi, adresleri vesaire büyük ihtimal onu anlatıyor. Yani tam kaynak kodunu göremediğimiz için, hani hepsini incelemediğimiz için sadece temel bilgilere erişebiliyoruz. Şimdi IP adresini bulmaya çalışsak belki server ve TCP'de olabilir. Evet, Hangi? diğerine geçiyorum. Tamam. Tamamdır. Burada da bir soket gözüküyor zaten. Evet, bir soketin yanında bint yazıyor. Bint. Burada bint shell muhabbeti dönebileceğini anlayabiliyoruz. Yani mesela command injection'da yaptığımız gibi bu kendi şeyimiz, bilgisayarımız bir IP adresine, bir portuna bağlantı isteği yolluyor. Bunu anlayabiliyoruz. Demek ki burada bir IP adres ve şeyi de bulabiliriz. IP adresi havana çıktım şu an. Şuna bakayım. Belki TCP'nin içinde olabilir. Ha, şu an TCP'de misin? Evet. Evet, sizdeyim şu an. Burada register var. Bu buna şeyle alakalı bir durum değil mi? Büyük ihtimal otomatik bağlantı yapsın diye bir kayıt oluşturmuş olabilir. Alo, sesin mi gitti? Benim internet bağlantım gitti geldi de. Büyük ihtimal öyle bir hani otomatik bağlantı kursun diye bir kayıt oluşturmuş olabilir. IP yakalayamadık ya. Ya da ben mi görmedim? Ben de göremedim.
Sıkıntı yok. Zaten şey kelimelerimizi vereceğiz. Bütün anahtar kelimelerimizi liste olarak vereceğiz. Arama hangi kritik kelimelerimiz nedir, anahtar kelimelerimiz. Onları da vereceğiz. Şu anki zaten amacımız göstermek, bir temel atmak içindi. Bakalım bir HTTP araması yapalım. Evet, HTTP bağlantısı yapıyormuş, onu görürüz. Burada bir şey yok. Evet. Ha, bulduk. Büyütebiliyor muyum? Net Efendim? gözüküyor mu? Net Evet, gözüküyor mu? gözüküyor. Şu neymiş ya, bakalım mı? Merak ettim. Bakalım bir Rus yapabilmiş böyle bir şey. Ya bu Firefox neden Yandex kullanıyor ya? Bilemedim hocam. Haydi. Niye böyle oldu? Şey noktalardan mı bir şey yaptı ki? Almadı şeyi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şeyi gördük ama server'ın adresini gördük. Kurduğu bağlantıyı gördük. Mesela Gideyim mi bu buna? bakalım neymiş? Belki halen aktiftir. Şu an eğitimde de çok güzel denk geldi. Şu an ekran gözüküyor, sıkıntı yok değil mi? Yok, sıkıntı yok. Açılmadı mı? Hı. Şeye bakalım. Adresimize bakalım. Bilek listede mi değil mi? İki farklı IP var zannedersem. Evet, iki tane var. Buna bakayım önce. Büyük ihtimal bu server dediğine bind connection yapıyor. Bind bağlantısı yapıyor. Direkt bağlantı yapıyor. Şey bilgisini vermiş. Yani gibi zararlı olarak kayda geçmemiş ama olmadığı da manasına gelmiyor sonuçta. Yani bazen raporluyor ya burada. İyi Evet. olabiliyor yani. Belli ediyor kendini. Duyarlı vatandaşlar var böyle. Mesela ben umursamıyorum da. Hemen bildirmemiz gereken bir durum diyorsun. Yani şunu merak etmedim değil. Ne yazıyor acaba? Yani özetle burada bir adres var. Yani bu APK uygulama bir adres iletişime geçiyor. Evet. Onu görmüş olduk yani. Şeye geçelim, bu SQL yazın bir de. SQL bakalım. Bizim şu an az dakika var da. Bitirin mi? Genel Aynen. olarak baktık zaten. Evet, ya zaten diğer anahtar kelimeleri de eğitim sonunda vereceğiz. Aynen. Şey bitecek şimdi. Süre Tamam, bitecek. sıkıntı yok. Tamamdır.